Arkası yarın. Annelerin feryadı. On üçüncü bölüm. Yazan Tayfun Türkili. Yönetmen Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Halil Gültekin. Seslendirenler Naci İskender Bağcılar, Anne Ayşegül Uygurer, Gülsüm Binnaz Möröy, Nermin Neslihan Gürgün, Murat Haluk Kesim, Veli Gökhan Kasap, Ahmet Doğan Aybay, Ali Orhan Kemal Aydın, Mualla Zümrüt Erkin, Mine Yasemin Özipek, Anlatan Selçuk Bayrak. Murat, kumar yüzünden kavga ettiği Naci'den intikam almak için kız kardeşi Gülsüm'ü kötü yola düşürür. Gülsüm evden atılır. Bu arada Naci, para yüzünden tartıştığı babasının ölümüne sebep olur. Bu da yetmiyormuş gibi eskiden göz koyduğu Nermin'in kocasını öldürür ve 18 yıla mahkum olur. Naci hapisteyken Nermin, Naci'nin annesi Hatice Hanım'ın evinden kalır ve burada kızı Mine'yi doğurur. Hatice Hanım'ın kızı Gülsüm de çocuk doğurur ama bir farkla pavyonda. Sonra çocuğu karakol kapısına bırakır. Aradan 18 yıl geçer. Naci tahliye olup evine döner. Bir gece yine kumar yüzünden eski arkadaşı Murat'ı öldürür ve cesedini denize atar. Cinayetin işlendiği pavyonda çalışan ve çok hasta olan Gülsüm çareyi anne evinde geri dönmekte bulur. Öte yandan Naci uğruna kocasını öldürdüğü Nermin'in peşindedir. Ve ne var ki tesadüf eseri Nermin'in kızı Mine ile tanışır ve genç kızı kendine aşık eder. Mine ise Naci'nin babasının katili olduğundan haberi bile yoktur. Naci Mine'ye evlenme teklifi eder. Bunlar olurken Gülsüm son demlerini yaşamakta. Hastalıkta pençeleşmektedir. Gülsüm, yavrum, ağzını aç da bir kaşık çorba içirim işte sana. Canım istemiyor anne. Yiyesim yok. Solumda öldürecek bu öksürük beni. Ah kızım, ah, neden zamanında doktora gitmedin? Neden tedavi olmadın? Anne, sen benim nasıl bir hayat yaşadığımı biliyor musun? Yıllar önce hiçbir günahım yokken dışarı attınız beni. Dinlemediniz bile beni. Konuşma kızım. Bırak da konuşayım anne. Yıllarca sustum. Hep içime attım. İşte sonunda böyle oldum. Ben ne yapabilirdim ki kızım? Adın kötüye çıkmıştı. Biliyorsun rahmetli baban namusuna çok düşkündü. Sonra abim de var. Zaten benim bu duruma düşmeme sebep olan da abim değil mi anne? Beni evden atan o oldu. Hayatımı bitirdi. Genç yaşta verem etti beni. Ama Allah var. O her şeyi biliyor, görüyor. Önünde sonunda o cezasını verecektir. Konuşma kızım. Konuştukça öksürüyorsun. Aklım gidiyor. Yüreğim parçalanıyor. Kötü değildim ama sayenizde kötü oldum. Babasız çocuk doğurdum. Yeni doğmuş bebeğimi sokaklara attım. Pavyonlara düştüm anne. Allah affetsin bizi. Hepimiz boyumuzca günahlara batmışız. Biz böyle bir aile değildik ya Rabbi. Nasıl oldu da bu hallere düştük? Her şeyin başı içki, kumar, serserilik anne. Rahmetli babamın yatalak olması, hayırsız abimin içki, kumar hastalığı, bizi de kocasını da öldürdüğü o zavallı Nermin'in hayatını da söndürdü.
Nermin'in evini iyi öğrendin değil mi Ali kardeş? Ayıp ediyorsun Naci kardeş. Geçen gün kızını takip ettim, evi öyle öğrendim. Ne tarafta peki? Bak geldik işte. Şu sarı boyalı apartman. Giriş katında oturuyor. İyi. Fazla yaklaşmayalım. Burada duralım. Tamam. Ben gideyim mi yoksa bekleyeyim mi Naci? Yok. Sen git Ali kardeş. Akşam kahvede buluşuruz. Peki. Naci kardeş. Buyur. Bak başını derde sokma, tamam mı? Yani Nermin'le sokakta tartışıp da polislik olma. Biliyorsun geride bir ceset bıraktın. Merak etme sen Ali kardeş. Hadi eyvallah. Güle güle. Heyecandan yerimde duramıyorum. Kolay değil. Tam 18 yıl geçti aradan. İlk defa elini tutacağım. Konuşacağım onunla. İşe geç kalacağım. Kahvaltıyı sen kaldırırsın beni. Merak etme, hallederim. Anne, babam yaşasaydı bugün kaç yaşında olurdu? Bu da nereden çıktı şimdi? Hiç, aklıma geldi de. Benden 2 yaş büyüktü. Ben 38 olduğuma göre 40 yaşında olurdu. Şimdi yaşasaydı onun da saçlarına, bıyıklarına herhalde ak düşerdi. Öyle. 40 yaş kırlaşmak için uygun bir yaş. Mantom nerede Mine? Koltuğun üstünde. Aklımı başımdan aldın. Durup dururken neden açtın babanın konusunu? Hiç. Öylesine sordum işte. Saçlarına ak düşmüş insanlar hoşuma gidiyor da. Yani ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim babam yaşasaydı onun da saçlarına ak düşecekti. 40 yaş insan için yaşlı sayılır mı anne? Şey sayılmaz herhalde. Allah aşkına bugün senin neyin var Mine? Garip garip sorular soruyorsun. Neden garip olsun anneciğim? Son okuduğum bir romanda benim yaşımda bir kız 40 yaşında bir adama aşık oluyordu. Birbirlerini seviyorlar ve evlenmeye karar veriyorlardı. Öyle şeyler ancak romanlarda olur. 40 yaşındaki bir erkekle 18 yaşındaki kız nasıl evlenirmiş? Davul bile dengi dengine çalar. Hadi neyse, sorularım bittiyse ben gidiyorum. İşe geç kaldım. Hay aksi şey. Nerede kaldı bu kadın? Yarım saattir bekliyorum burada. Çıktı işte. Buraya geliyor. Hala güzel. Hala alımlı. Yaşlılık bile güzelliğinden bir şey kaybettirmemiş Nermin'e. Sen? Sena? Benim ya. Ben Naci. Seni seven Naci. Rezil, utanmaz. Hangi yüze karşıma çıkıyorsun benim? Sakin ol, sakin ol. Bunca yıldan sonra insan eski sevdiğini böyle mi karşılar Nermin? Yolumdan çekilir misin sen? 18 yıl 4 duvar arasında senin için yattım Nermin. Benim için değil, işlediğin suç için, günah için yattın sen. O suçu senin için işlemiştim. Söylemiştim sana. Benden başkasına yar etmem seni demiştim. Sen pis bir katilden başka bir şey değilsin. Çekil yolumdan. İşime geç kalıyorum. Hiçbir yere çekilmem. Beni polis çağırmak zorunda bırakma Naci. Soluğu yine hapiste alırsın. Hapis mi? Merak etme. Oranın yabancısı değiliz. Senin için bir 18 yıl daha yatarım orada. Ne istiyorsun benden? Seni. Başka ne isteyebilirim ki? Sen çıldırmışsın. Resmen çıldırmışsın. Seni hapiste değil tımarhaneye kapatmaları gerekirmiş. Benimle evleneceksin Nermin. Kocanı bu yüzden öldürdüm. Benimle evleneceksin diye öldürdüm onu. Sen delisin. Her erkek sevdiği kadının kocasını öldürse mezarlıkta ve hapishanede yatacak yer kalmazdı. Bırak bu lafları şimdi. Ben bekarım, sen bekarsın. Evlenmememiz için hiçbir neden yok. Hapishanedeyken 18 yıl hep seninle karşılaşacağım günü hayal edip durdum. Neler söylüyorsun Naci? O pis, o kanlı ellerinle utanmadan benimle evlenmek mi istiyorsun? Uzatma bu öldürme işini. Cinayet işlediysek seni sevdiğimiz için işledik. Sen iğrenç, ahlaksız, asalak bir insansın. Nasıl oluyor da böyle bir cemiyette insan olarak yaşıyorsun anlayamıyorum. Defol karşımdan! Bir daha da yolumun üstüne çıkma iğrenç katil. Demek ki aşkımı reddediyorsun öyle mi? Sen de aşkın da yerin dibine girersiniz inşallah. Dur gitme. Dinle beni.
Sana öyle bir oyun oynayacağım ki bana olan nefretinin neye mal olduğunu öğreneceksin Nermin. Yemin ederim ki seni dizlerime, ayaklarıma kapandırtacağım. Seni yaşadığına pişman edeceğim Nermin. Açlıktan ölüyorum. Sofrayı hemen hazırlayın. Bağırma oğlum. Hazırlıyorum işte. Neden sinirlisin? Yine kumarda mı kaybettin yoksa? Ne kumarı? Kumarda değil. Aşkta kaybettim, aşkta. Soru soracağına yemekleri koy hadi. Ne oldu anlatsana. Nermin'i gördüm bugün. Ne? Sen bana söylemedin ama ben oturduğu yeri buldum ve peşine takıldım. Delirmiş. Hakaret etti bana, yüz vermedi. Ya ne yapmasını bekliyordun? Sevincinden boynuna sarılmasını mı bekliyordun? Neden kocasını öldürdüm ki? Nermin'e sahip olmak için. Ama şimdi o beni istemiyor. Vazgeç bu sevdadan Naci. Nermin'den sana hayır gelmez. Bırak bir başkasını bul. Evlen, çoluk çocuğa karış. Ah zavallı kızım. Zavallı yavrum. Gözümün önünde gün be gün eriyor. Söyle şuna kessin şu öksürüğünü. Sinirimi bozuyor. Bir de bu eksikti başımıza. Öyle söyleme oğlum. Kardeşin çok hasta. Kurtuluş ümidi yokmuş. Her an biraz daha ölüme yaklaşıyormuş. Bana ne? Ölürse olsun ya. Ben kendi derdime düşmüşüm. Onu düşünecek halim mi kalmış? Sen insan değil misin oğlum? Sende yürek yok mu? Acıma yok mu? Vicdan yok mu? Ne biçim insansın sen? Seni anlayamıyorum. O insan değil anne. O bir şeytan. Lanetlenmiş biri. Annelerin Feryadı adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere.